Merhaba Teknoloji Ok takipçileri, ben Bünyamin Kara. Bugün sokakta vatandaşa Uber mi taksi mi sorusunu yönelteceğiz. Bakalım sokaktaki vatandaş bu soruya nasıl bir cevap verecek, hep beraber izleyelim. Uber mi taksi mi? Taksi. Neden? Bilmiyorum, daha iyi bence yani. Uber daha pahalı bence. Yeri geldiği zaman değişiyor. Şimdi toplu bayağı bir kalabalık olduğu zaman Uber daha iyi. Ama normal tek olduğu zaman taksi daha iyi bence. Ben kendi aracımla seyahat ediyorum. Bütün İstanbul'un sorunlarını bıraktınız, taksi mi Uber mi onu soruyorsunuz. Yani trafik çözüldü mü? İstanbul'a göç durdu mu? Yapılaşma durdu mu? Bu taksi de nereden çıktı, Uber taksi? Taksi. Neden? Ya taksi çünkü yolculara yardımcı olduğu için taksidir yani. Uber. Uber. Neden? Bilmem. Ben engelli annesiyim. O yüzden Uber daha hem daha saygılılar hem de benim için daha geniş. Çünkü kızımın kocaman pusheti var. Taksi, hiçbir taksi kabul etmiyor bagajına koymayı. Uber'i açmadan kapatmadan da kullanabiliyorum. Biz de kaçak binmek zorunda kalmayalım. Taksi. Neden? Neden? Yani Uber, şöyle düşünüyorum ben. Uber taksilere haksızlık yapıyor ya. Taksiciler çok emektar insanlar ve tamam, bir kalite söz konusu ama bir taksi falan çıktı mesela. O taksilerde daha iyi bir Uber'i gördükçe kalitesi arttı yani. Şöyle düşünmek lazım. Uber sonradan gelmiştir. Taksiciler de bir emektar. Ben emektardan yanayım. Uber. Neden? Daha uygun. Taksi. Neden? Neden? Çünkü taksi yani. Uber'i, yani daha doğrusu bizim rehber arkadaşlarımız Uber kullandı. Kaza geçirdiler. Şimdi adamın ayağında platin falan var. Bu yüzden taksi mi diyorsunuz? Evet. En azından yani sonuçta devlet tarafından da kontrol ediliyor. Ama Uber kontrol edildiğini sanmıyorum ki, sarhoş bir sürücüye de denk gelebiliyoruz. Uber mi taksi mi? Her ikisi de değil ya. Neden? Taksicilerin şey yapması gerekiyor, revize edilmesi gerekiyor taksicilerin. Vatandaşa çok kaba davranıyorlar. Uber'de biraz kapitalizm ismi geliyor açıkçası. Ne bileyim ya. Uber kullandınız mı hiç? Hayır, kullanmadım ama duydum. Uber mi taksi mi? Uber. Devlet için taksi. Şöyle söyleyebilirim. Çok fazla bindiğimiz zaman Uber tabii ki de rahatsız oluyor. Çünkü taksiye çok fazla kişi binemiyoruz. Ama tabii ikisinin de artı ve eksi yönleri var. Hep söyleyeceklerim bu kadar. Mesela evet, dediğim gibi sadece daha fazla kişi alıyor. Gideceğiniz yeri kendiniz boş verin ya. Bence Uber. Neden? Daha rahat, geniş. Ne bileyim. Neden taksi değil? Ya taksi de aslında iyi ama. Ya Uber yani en mantıklısı bence. Uber diyoruz. Aynen, Uber diyoruz. Taksi. Bence Uber şey olsun. Ne olsun? Yasal olsun. Düzenlenir. Neden taksi? Düzenlenir. Bilmiyorum, ben taksiyi genellikle kullandığım için onu tercih. Uber kullandınız mı? Yok, kullanmadım. Ben kullandım. Nasıldı? Rahattı, samimiydi. Şoförle de yani iletişim kurmuyorsun çok fazla. Yani güvende sizce gibi. Sizce Uber, sizce taksi. Ama ben aradaki farkı bilmiyorum açıkçası, o yüzden. Kullanmadığınız için. Evet. Koşullarda Uber demem ben. Ben de taksi derim ama yasal olursa ülkemizin Uber'i olsun. Yurt dışında kullanılan Uber olmasın. Peki, arkadaşınızın Uber kullanmasını tavsiye eder misiniz? Bu koşullarda etmem, yasallaştırılırsa tabii ki. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.